2 Temmuz aslında birçokları gibi başlarda benim için de sadece sayılardan ibaret olan bir katliamdı. Ama 2 Temmuz'un özellikle bu projede yer almaya başladıktan sonra anlamı benim için çok değişti. Öncelikle bugün aydınların kendini sorgulaması gerektiğini gördüm. Çünkü burada gördüğünüz herkes aslında 2 Temmuz'da o otelin içerisinde katledilen herkes Türkiye'nin ve dünyada birçok noktada da dünya genelinde fark yaratacak insanlardı. Türkiye'nin aydınlarıydı, yazarlarıydı. Birçoğu yazı yazıyor, şiir yazıyor, kitap yazıyor, tartışmalara katılıyor ve aslında gerçekten en ileri olanı temsil ediyorlardı. Onlara yönelik bir katliam olması o yüzden hiç de tesadüf değil. Bu hafıza merkezi vesilesiyle aslında onların anısını yaşatmış olacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda onların birer sayıdan çıkmış, birer isim haline gelmiş olmalarını da katkı sağladığını düşünüyorum. Artık herkes için onlar Behçet, Asuman, onlar Belkıs, Karina ve onların her birinin bir hayatı var. Her birinin yazdıkları var, çizdikleri var, söyledikleri var. Onları bu sanal müze ve genel olarak hafıza merkezi aracılığıyla görmüş, tanık olmuş olacaklar. Sanal müzeye girin, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'ne girin, web sitesinde tek tek odaları dolaşın, hayatlarını okuyun, yaptıklarını görün ve onların her birinin aslında ne değeri temsil ettiğini farkına varalım diye söyleyebilirim ancak. Çünkü gerçekten her birinin yeri ayrı, önemi ayrı. Benim için de böyle bir projede yer almış olmak bir onur kaynağı, gurur kaynağı. 100'ü aşkın insan çalıştı bu projede. Ben sadece çizimlerini yapmış oldum. Ama aynı zamanda sanal müzeyi tasarlayan, onu ayağa kaldıran ve diğer bölümleri, kütüphaneyi, web belgeseli, sözlü tarih çalışmasını her birinin aslında ayrı ayrı çalışılan şeylerdi, konulardı ve bölümlerdi. Hepsi günün sonunda 33 cana yakışır bir hafıza merkezini inşa etmemize vesile oldu. O yüzden ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür etmiş olayım bu vesileyle. Bu projeyi hayata geçiren Avrupa Alevi Dernekleri Konfederasyonu çok önemli bir iş yaptı. Avrupa'daki Alevilerin bağışlarıyla yapıldı bu proje. Hiçbir yerden yardım almadan. En önemli özelliklerinden biri de buydu. Maalesef Madımak'ın bu anlamıyla tek olmaması, tek katliam olmaması ve ülkede her geçen gün aslında sadece Alevilere dönük de değil, Kürt halkına yönelik, kadınlara yönelik her gün aslında başka bir katliam haberiyle uyandığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden de aslında attığımız her adımda sadece hani şu anda genel olarak dışarıdan insanların gördüğü ne kadar kötü bir ülkede yaşadığımız değil konu. Bunun için ne yapmak gerektiğini. Çünkü biz böyle bir yaşamı hak etmiyoruz. Böyle saldırı altında olmayı hak etmiyoruz. Bu değerdeki insanlar aslında bu halk yarattı, bu toplum yarattı. Bunun daha iyisini, daha iyi bir yaşamı yaratabileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden herhangi bir kesime, bir azınlığa, kadınlara, Kürt halkına ya da Alevilere dönük herhangi bir saldırı girişiminde o yüzden topyekün bir mücadele gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin bile hayatını tehlikeye sokacak bir durumla karşılaştığımız zaman hep birlikte buna karşı çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Madımak böyle bir şey bıraktı bize, iz bıraktı aslında. Herkesin sahip çıkması gerekir. Sadece Alevilerin değil, sadece toplumun bir kesimi değil, bu bütün bir dünyanın meselesi olması gerekir. O yüzden de bu mücadele hattını da hep birlikte örmek gerekir diye düşünüyorum.